Allah belanı versin lan. Cehennem zebanesi gibi adam. İlhan! Efendim? Alo, Servet abi. Düştüm peşlerine, buldum ikisini de. Neredeler? Şeye doğru gidiyorlar abi, caddeye doğru gidiyorlar. Boya deposunun oradalar. Tamam. Biz alırız seni. Babamı öldürdün. Karımı öldürmeye çalıştın. Buraya kadar. Abi. Abi kurban olayım. Dur, kurban olayım. Abi dur, dur. Şimdi söyle. Şimdi söyle. Babamı nasıl öldürdün? Abi. Abi. Babamı nasıl öldürdün? Attım, havuza attım abi. Neden lan? Abi. Neden? Param vermedi abi, dövdürdü beni. Para ya için değil mi? Para için. Yine para için değil mi? Öldürme beni polise. Abi, İlhan dur. Büşra'yı neden öldürmeye kalktın? Abi biliyordu o. Anladı. Neyi? Öldürdüğümü anladı abi. Biliyordu abi. Babanı öldürdüğümü biliyordu. 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 Gözünü seveyim. Kurban olayım, bırak beni. Şimdi sen öleceksin. Abi! Abi, abi dur! Abi, abi dur! Abi dur! Abi! Dur, dur, dur! Abi dur! Abi ne olur abi, abi dur! İlhan! Abi! İlhan yapma, dur! İlhan! Kadir! Dur! Kadir! Ya sakin! Kadir! Kadir, kurtar beni! Tamam, ben sakinim, beni ikna etmeye kalkma! Tamam, hiçbir şeye kalkmıyorum. İlhan, bak! O pislik herif ölmeyi hak ediyor ama şimdi değil. Neden? Büşra'yı kurtarmak için ona ihtiyacımız var. Onun cezasını biz vermeyelim İlhan. Bırak. Kardeş, polise vermedin, ne olur. Ne olur bırak beni. Dinle beni kardeşim, polise bırak. Abi. Polise ver beni abi, ne olur. İlhan bırak. Sakin ol.
Gel. Gel buraya. Doğru olanı yaptın. Müşra biliyormuş. Sakin. Tamam. Yok ben bunu öldüreceğim. Sakin. Sakin. Tamam geçti. Geçti. Müşra biliyormuş. Bu kim öldürdüğünü biliyormuş. Bana bir şey söylemedi. İyi ki söylememiş. Ben yetişmesem elini Ahmet'in kanıyla kirletecektin. Lan! İlan sakin. Kadir, İlhan. Bu ne lan? Sakın biz yaptık demeyin. Kaçarken düştü, saçmalama. Daha yeni bulmuş. Polise falan haber verelim. İyice nerede bu iş? Polis yok. Nasıl yok abi, saçmalama. Bak hayatında ilk defa doğru bir şey yapmış, görüyor musun? Abi saçmalama. Orada burada kavga etmeye benzemez. Adam ölü. Karışmayın siz. Bunu ben halledeceğim. Var aklımda bir şey. Siz yine polise gideceksiniz. Ama Ahmet bizden kaçarken öldü demek için değil. Müşra'yı çıkarmak için. Nasıl olacak o? Cinayet silahı. Bir de senin telefonun. Hep Selahattin tezgahı. Ben onları buldum, bir yere sakladım. İkisinde de Ahmet'in parmak izleri var. Kadir sana yolda anlatır. Fırsat olmadı. Gece boyu Ahmet'i kovaladın. Söyleyecektim. Hadi siz gidin. Şurayı çıkarın. Keyfim bana yardım eder. Ben yardım edemem. Çok özür dilerim. Ben dokunamam. Yapamam. Beceremem yani.
Hadi Senizli oğlum, ne bekliyorsunuz? Hadi. Hadi. Ben şu demiri kesmek için bir şey bulup geliyorum. Hacım, hacım. Ahmet yok, kaçmış. Ne demek lan kaçmış? Hacım, öğrendiğime göre İlhan öğrenince bütün depoyu ateşe vermiş. O arada ortalık karışınca bu şerefsiz de... Tüymü söyleme. Ulan boş ver. İlhan şimdi onun peşine düşmüştür. Ahmet'i yakalarsa işini bitirir. Sorun yok. Ama biz delilleri bulamazsak... İşin sonu bana çıkar Muhsin. Bir şey yapmamız lazım. Ne emredersin hacım, ne yapalım? Bana Servet'i bul. Onu ikna etmem lazım. Acilen ikna etmem lazım. Yoksa köşeye sıkıştık demektir Muhsin. Ya delilleri polise verirlerse hacım? Hiçbirini elimizi sürmedik. İncelerseniz hepsinde Ahmet'in parmak izini bulursunuz. Bu silahla da Begüm'ü öldüren kurşun uyuşacaktır. Avukat bey de OBS kameralarını iletti. Yani her şey ortada. Artık Büşra'yı bırakabilirsiniz. Ya tamam, diyelim ki siz haklısınız. Yani balistik raporu, parmak izi, MOBES kayıtları. Yani her şey Ahmet'i gösteriyor. Ama bu hikayede yine de eksik bir şey var. Yani polisin ulaşamadığı delilleri siz nasıl topluyorsunuz? Bir gizem, hep yeni bir sır. Orhan Bey, biz size buraya yardım etmeye geldik. Lütfen siz de bize yardım edebilir misiniz? Ya buraya bana yardım etmeye falan gelmedin sen. Sen buraya karını kurtarmak için kim bilir ne diyerek elde ettiğin delilleri gözüme sokmaya geldin. O yüzden bana kahramanlık yapma. Ahmet nerede peki? Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Kaçmıştır, yine saklanmıştır bir yere. En iyi yaptığı şey. Senin en iyi yaptığın şey ne peki? Yalan söylemek değil çünkü. Ya onu çok net anladım da. Ne yapıyorum ben burada ben? Ben ne arıyorum burada? Yıkıl. Otursaydın o zaman oğlum köşkünde. Ya da gidip aynı işi başka yerde yapsaydın. Ne diyorsun ya, meselemiz bu mu şimdi? Laga laga yapma lan. Bin artık şu arabaya, gidelim şuradan. Bakayım sağa sola bir Haydar var mı? Haydar? Hayırdır Muhsin? Hacı emanetlerini istiyor Servet. Ama hacının artık bir şey öğrenmesi lazım. Öyle her istediği olmaz. Gelin zorla alın diyorsun yani.
İnanmadı, bence inanmadı. Sakin ol. Öyle davranırsan Büşra'yı çıkaramayız. Sakin ol. Gel dışarıda soluklanalım. Aptallık etme, acıyla baş edemezsin. Ver emanetleri, canını yakmayalım Servet. Hep de geliyoruz değil mi? Bir kişiye beş kişi. Delikanlıysanız teker teker gelin oğlum. Değiliz. Ne yapacaksın? O bir şey yapamaz belki. Ama biz yaparız. Ne oldu lan Nazik, hayırdır? Ne kaşınıyorsun? Ben temiz adamım, kaşınmam. Ama siz pis heriflersiniz, biz sizi biraz kaşıyacağız. Değil mi beyler? Buyurun, tutmayayım ben sizi. Lan! 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 Eyvallah Ceyhun. Muhsin. Sobe. Ebe. Söyleyeceğim ben sana Ebe. Hapisteyken böyle bazen işin dallanır. Zaman geçmez. Sevdiklerini özlersin falan. Ben öyle zamanlarda hep çaya başvurdum. Çay içeyim, ferahlarım dedim. Çok saçmaymış. Sen ne anlarsın lan zengin bebesi? Al, elim yandı al. Düşünme artık. Sen bir şey yapmadın, olan oldu. Şerefsiz yüzünden seni babamın katili sandım. Bir sürü kötü şey yaptım. Ha, orasını konuşuruz. Tek tek kırarım kemiklerini. Ben katil oluyorum ya. Ama olmadın. Ama sen olmasan? Belki de Büşra'yı göremeyecektin bir daha. Ama şimdi göreceksin. Çıktın. Güzelim. İyisin değil mi? Çıktın. İyiyim. Çıktın. Fail belli oldu. Bundan sonrası emniyetin işi. Ahmet hakkında hem cinayetten hem teşebbüsten dava açıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Suçlu aranmaya devam edilecek. Fakat sizlik bir şey kalmadı. Evlerinize gidip dinlenebilirsiniz. Sağ olun Necip Bey. Hakkınız ödenmez. Estağfurullah. Ne lazım olursa arayın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi ben arabayı getireyim. Siz de hasret giderin. Hadi. Hoş geldin. Thank you.
Mankör köpek. Efendim avukat. Adam gibi bir şey söyle de keyfim yerine gelsin ya. Büşra'yı bıraktılar hacım. Nasıl bıraktılar? Delilleri polise vermişler. Her yerde Ahmet'in parmak izi var. He. Güzel. O zaman suçlu Ahmet. Bizi bağlayan bir şey yok yani. Öyle oldu çok şükür. Ahmet'ten haber var mı? Polis arama kararı çıkardı. Avukat, böyle şeyler telefonda konuşulmaz. Sen hele buraya bir gel de öyle konuşalım, tamam mı? Bekliyorum hadi. Tamam, geliyorum. Evet, tamam. Güzel. Şimdi Ahmet suçlu. Ama bu it yakınlıkta beni Hacı Selahattin Hazmetleri derse o zaman ben ne yapacağım? Neredesin lan Ahmet? Neredesin lan sen? Geçti. Geçti annem, geçti. Hepimiz temize çıktık. Hoş geldin. Sağ ol kuzum. Bu derdi de hallettin ha. Aslan oğlum benim. Aa, damatla birlikte çözdük anne. Hoş geldin. Hadi siz girin içeri. Üşütmeyin hadi. Ben eve gideyim. Sonra konuşuruz. Damat. Bekle. Seninle bir yürüyelim biz. Kızım benim montumu versene oradan. Nereye Emin Bey? Bakkala. Yalnız bırakmıyorsunuz madem. Ben de damatla gideyim. Hadi biz de girelim anne içeri. Asma suratını, gir içeri, gir. Anne. Allah. Ben hallederim onu, gel. Siz çok cesur bir insansınız. Sen nereden anladın onu? Fazilet Hanım'a karşı birisini savunmak nereden baksanız büyük cesaret isteyen bir şey. Orası doğru aslında. Ama benim yüzümden aranızın bozulmasını istemem. Ya sen şimdi bırak onu da. Bitti mi dertlerim? Hı? Kapattın mı hesapları? Hallettin mi her şeyi? İyi misin? Aklın başına geldi mi? Geldi geldi. İyiyim. Gördüğünüz kadar bir insanım artık. Senin bu halin de güzel ama sen bir şöyle üstünü başını değiştir, saçını sakalını düzelt, eline bir çiçek al gel Fazilet Hanım'ın yanına. O sever böyle şeyleri. Gerçi tam hatırlamıyorum ama sever herhalde. Çiçek benim elimde olsa bile mi? Orasını göreceğiz. Sen şimdi vakit kaybetme. En fazla olsa olsa dayak olur. Orada da ben arkandayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Sen Fazilet Hanım'ı atlattıktan sonra yasakla teşekkür. Hadi. Hadi kolay gelin. Abi, ben de seni arayacaktım. Gelsin iki dakika dışarı. Ne yaptın Ahmet? Boş ver şimdi Ahmet. Hadi montunu al gel, sana bir şey göstereceğim. Abi, boş ver olur mu? Ne yaptın Ahmet? Oğlum, güven şu abine ya. Onun için gelmedim ben. Sana bir sürprizim var, hadi. Tamam, bekle. Geliyorum.
Aslında iyi oldu çağırdım. Hep kötü haberim yok çünkü. Begüm Hanım'ın ölümüyle onunla birlikte yaptığın işlerin hepsi sana kaldı hacım. Yani ileride bir varisi bile çıksa bütün hakimiyet sende. Yani diyorsun ki bir taşla iki kuş vurduk öyle mi? Yani üzüldüm kadının ölümüne tabii. Sonuçta genç bir insandı. Ama onun vefatı senin işine yaradı. Allah rahmet eylesin. Allah bin bir bereketini versin. İyi oldu bu iş, iyi oldu. Benlik başka bir şey var mı? Sen bunları imzala hacım. Bunlar bütün işlerin başında senin geçtiğine dair evraklar. Biz hepsini hazırladık. Tamam. Ben bunları bir inceleyeyim. Yarın imzalar. Muhsin'le yollar. Tamam. Muhsin! Muhsin! Buyur hacım. Muhsin nerede? Muhsin yok. Nasıl yok? Telefonu kapalı. Dün geceden beri de gelmedi. Varsa bir işim ben halledeyim. Oğlum bir arayıp sormadınız mı? Adama ne olmuş, başlarına gelmiş insan bir sorar ya. Hallediyorum hacım. Ne haber? Firuze'den haber var mı hacım? Serkan, bana Firuze'yi de bul. Muhsin de Firuze'yi de bulmadan buraya gelme. Emredersin. Tada! Bu mu sürprizi? Şöyle bir fiyonk bağlayayım, öyle hediye edeyim dedim ama imkan olmadı. Abicim bırakın beni gideyim, benim bir suçum günahım yok ya. Kes lan sesini. Ahmet üstüne bu salmış birader. İki tokat yiyince döküldü hemen. Bu sende. Sen nereye? Az biraz işim var. Ne desem bir işe yaramayacak değil mi? Boşuna nefesini tüketme bence. Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Her yumruğun bir sebebi var. Sebepsiz hiçbir şey yok. Mesela bu abimi dövdüğün için. Kalk lan. Allah dur vurma öleceğim. Heh bak öldüm demişken. Bu da beni öldürmesi için Ahmet'i peşime taktığın için. Benim. Anne tamam defolup gitti işte şerefsiz. Daha ne istiyorsun? Sen öyle san. Adam delirmiş gibiydi. Hepimizi öldürecekti. Ya abla bana bile vurdu bu sefer annemi kurtarayım derken. Tamam siz sakin olun ilk önce ben halledeceğim. Bana bak. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bulaşma diyorum o adama. Adam pisliğin teki. Paradan başka bir şey gözü görmüyor. Ben vereceğim onun parasını. Alo, neredesin? Cehennemin dibinde. Asıl sen neredesin lan? Benim aklı sıra. Paran hazır, araba mezarlığının oraya gel. Hah şöyle ol. Sözün nereye ol, canım ye. Bekle geliyorum. Beni dinle. Gelirken sustalımı da getir, yoksa bir kuruş para vermem.
Hacım. Hüseyin. Hacım bir el at. Muhsin. Oğlum ne oldu yine? Kim yaptı bunu? Hacım mahvettiler beni. Ağzıma vurdu bu kırtlar hacım benim. Şerefsizler. Beni yakalamak için gece buzu kurmuşlar. Kim? Kadir mi yine? Hacım. Sen vallahi iyi dayandın. Ama benim artık bak burama geldi. Çağıralım adam mı çağırıyoruz? Milleti yığalım buraya. Taş taş üstünde koymasınlar. Yoksa önlerini alamayacağız bunları. İyi de Muhsin biz o kadar adamı nerede bulacağız evladım? Var benim tanıdığım. Cezaevinde tanışmıştım. Bir sürü iyiliğim dokundu çocuğa. Psikopatın öndekileri. Biraz pahalıdır ama. Ah, sen parayı merak etme. Senin bilmediğin bazı şeyler var. Artık para bizim için önemli değil. Tamam Muhsin. Tamam oğlum. Çağır gelsin. Çağıralım gelsin hacım arayalım çocuğu. Bizi bütün sıkıntılarımızdan kurtaracak. Kadir'i de parçalara atar. Sana el kaldırmak neymiş görsünler bakayım. Hadi. Hadi bakalım. Hayırdır ya? Bayram sabahı mı? Ben mi bir şey kaçırdım? Aklı başına geldi. Benim aklım başıma geldi de sen akıllanmazsan alacağım aklını. Çıkar mısın hırkayı? Dervişlik dediğin hırka ile taç değil. Gönlünü dervişe eğleyen hırkaya muhtaç değil. Çıkardım attım Selahattin üstünden birader. Hayırlı olsun, yakışmış. Eyvallah. Madem Selahattin'e savaş açtık durduğumuz yer belli olsun değil mi? O durmayacak ama. Dikkatli olmak lazım. Yapıyoruz zaten bir şeyler merak etme sen. Telaştan sana söylemeyi unuttum. Grev var tesiste. Ne diyorsun ya? Aynen. Bütün makinelere el koyduk. Biz istersek çalışır, istemezsek çalışmaz. E Selahattin? Silkeledik attık. Tamam. Ben bir tesise gideyim. Ceyhun ev sende. Ev bende. Ev de sende be Ceyhun. Gerçek bir salon adamısın da ondan. Niye? Bir sürü adam buldum getirdim senin için. Doğru bak. Orada mükemmeldin işte. Aferin böyle devam. Sonunda biz de racon öğrendik. Aferin. Yakışıklım benim. Ulan anana dua et. 50 kere okumuştum seni acıya. Sana da o yakışırdı ama. Beni sinir etme, yakarım seni ha. Her şeyi anlatırım. Yok. Aldım ben ağzımın payını. Daha kızdırır mıyım seni? Bıçağımı getirdin mi? Paramı ver, olaysız da alalım. Bu ne lan? Sana bir, Hacı Selahattin'e iki. Bundan sonra seni etrafımda görürsen hadım ederim lan seni. Bu kadarla kalmam, seni mahvederim. Duydun mu? Duydun mu? Lan seni va! İlhan abim çok şıksın ha. Sağ ol. Sen de öyle. Sağ ol.
Nasıl olmuşum? Çok yakışıklı olmuşsun. Ne oluyor? Hayırdır? Böyle kız ister gibi. O faslı geçtik benim bildiğim. Ne desiniz, haklısınız. Olduğunu biliyoruz da konuşuyoruz. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Yok, ben almayayım. Çarpıntı yapıyor bu saat. Fazilet. Al şu kahveyi, çatlatma beni. Şimdi Fazilet Hanımcığım, İlhan oğlumuzun sebebi ziyareti. Sen kız tarafısın. Helal'imin derdini anlatmak sana mı düştü? Ben kızın babasıysam oğlanın da babasıyım. Çocuğun kimi kimsesi yok. Ne olmuş yani? Aslında o kız istemeye de gelmedi. Kızı götürmeye geldi. Senin rızanı almak için burada. O da efendiliğinden. Nereye götürmeye geldi? Yahu, bunlar evli değil mi? Evli. Adamın da evi var. Evli kadının ne işi var baba evinde? Kocasının yanında otursun. Mutlu olduğu sürece tabii. Fazilet Hanım, hadi uzatma. Uzatma. Müsaade et de İlhan öpsün elini. Bitsin şu küslük artık. İlhan, hadi oğlum öp annenle. Seninle bir konuşalım önce. Baş başa. Fesubhanallah, fesubhanallah. Dikilme, otur. Büşra seni seviyor. Sen de onu seviyorsun belli. Buralara kadar geldiğine göre. Peki bundan sonra ne olacak? Ona bakabilecek mi? Bak, param var mı diye sormuyor. Benim kızım bundan sonra bir daha üzülecek mi diye soruyor. İster kız, ister darıl. Benim sana inanmam lazım. Yoksa benden ne tebessüm ne dua. İkisini de alamazsın.
Bana biraz müsaade edin. Müsaade sen. İçeri girebilir miyiz Osman? Bilmem. Girebilir misiniz? Önce parola. Ama biz parolayı bilmiyoruz ki. Bu iş yerinde grev var. Tamam, biz zaten onun için geldik ama parolayı bilmiyoruz. Sen bu seferlik alsan biz için. Ya bu iş yerinde grev var. Ha, parola bu iş yerinde grev var. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun Osman Bey. Greviniz güçlü olsun arkadaşlar. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Vallahi hepinize helal olsun. Eyvallah. Tek tek gurur duydum hepinize. Ne olduysa sizin sayenizde oldu abi. Bizlik bir şey yok. Abi biz de sizi bekliyorduk. Yani şimdi böyle grev falan iyi, hoş, güzel de bize gerçek bir lider lazım. Bizim lidere falan ihtiyacımız yok beyler. Bizim oturup adam gibi konuşmaya ihtiyacımız var. Öyle hacı gibi biri konuşsun, diğerleri koyun gibi dinlesin. Bitti o devir. Herkes aklındakini söylesin. Oturalım, tartışalım en doğrusunu bulana kadar. Eyvallah abi. Sen ne diyorsan öyle yapalım, aynen. Ya hadi çayınız yok mu ya? Grev dediğin çaysız olur mu? Hadi, hadi çay verin. Hadi, hadi çay içelim. Kolay gelsin. Hayırdır? Valiz vermeye mi geldin? Merhaba. Yok, valiz yok. Ama Kadir'e bakmıştım. Kadir yok evde. Ben aradım ama ulaşamadım. Dedim belki evdedir. Biz de onu bekliyoruz. Hadi gel sen de bizimle bekle. Kızım hava soğuk. Gir içeri diyorum, bizimle bekle diyorum. Ay zaten hepiniz tek tek toplanıyorsunuz buraya. Kızdınız mı? Bakacağız. Hayırdır Fazilet Hanım? Misafirimiz mi var? He, Tanrı misafiri. Kapının önünde buldum. Tanıştırayım, benim eşim Emin. Kadir'in babası oluyor yani. Bunlar torunlar. Zeynep, Kübra. Bu kızımız Büşra. Yani Kadir'in kardeşi. Bu da Ceyhun. O da oğlumuz sayılır. Sen adını söylemedin. Firuze ben, Kadir'in arkadaşıyım. Hacı Selahattin'in gelini. Mm-hmm.
Ayakta kaldın. Gel otursana Firuze. Gel kızım. Otur, geç otur lütfen. Hacım. Hacım, Firuze'yi buldum. Kader'in evine girdi. Demek abimle arkadaşsınız. Evet. Nerede tanıştınız peki? Yanlış anlama yani, öyle merakımdan soruyorum. Çünkü abim belli etti de hiç bahsetmedi. Belli etti derken? Yani işte böyle gizli gizli telefonla konuşmalar, mesajlaşırken gülmeler falan, anlarsın ya. Ha yok, biz öyle değil, o başkasıdır. Ha. Hı-hı. Anladım. E tabii. Abim biraz çapkındır çünkü. Yani biz alışkınız. Sen öyle birden gelince ben yanlış anladım demek. Şaka yapıyorum, şaka. Baktım sen anlatmayacaksın. Benim bir şey yapıp anlamam gerekti. Ya annene bir şey söylemezsin değil mi? Zaten karşısında elim ayağıma dolanıyor. Söyleme. Vallahi ben kaç yıllık kızıyım. İnan hala bende de oluyor. İlhan Bey, bunu önce yetkililere bildirmem gerekiyor, biliyorsunuz. Ama yapmayacaksınız. Dava süreci var. Her şey denetim altında. Bu kasayı size teslim ettim bugün değilse yarın elbet anlaşılacak. Benim bildiklerim size çok daha fazla zarar verir, Müdür Bey. Sırlar her zaman işe yarar, biliyorsunuz. Buyurun. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. Ne gülüyor kız? Sen bir şey mi biliyorsun? Yok, ben duyduydum bir şeyler de. Doğruymuş meğer. Bizim oğlan aşık. Hem de hacının gelinine. Eyvah eyvah. Ne var bunda ya? Sen söyledin ya, kocası vefat etmiş diye. Öyle. Öyle de... Yani yine de... Ay nerede olmaz var onu buluyor bizim oğlan ya. Yine de yürekli kızmış. Hacı Selahattin'e karşı çıktığına göre. Her iyi doğruyu biliyor demek. Aferin. Aferin.
Benim içimde bir sıkıntı var Emin Bey. Kötü padişahın gelinliğini çaldık. Kötü padişah durmazsa fena. Firuze! Firuze! Aha da iti andık. Allah'ım belası. Firuze! Firuze! Ne işin var senin burada? Kadir'e geldim. Kadir'e geldin. Benim kesemden harca. Benim evimde kal. Benim lokmamı ye. Sonra da gel düşmanıma sığın, öyle mi? Sen ne bağırıp duruyorsun be? Benim ona ne varsa üzerine çökmeye alıştınız da ona bağırıyorum. Sen utanmıyor musun? Ne demek bana ait? Koskoca kız, insan o. Ya ihtiyar, çekil ayak altından. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Çekil, karışma. Çekilmiyorum. Ne olacak? Hadi gelin düşünüme. Hadi, hadi kızdırma beni, hadi. Gelmiyorum. Bana aklınca zarar vermeye çalışıyorsun ama o öyle değil. Sen asıl kendi ailene zarar veriyorsun. Hepinizi bir lokma ekmeğe muhtaç ederim. Her zaman dediğin şey, delikanlıysan gel erkekçe dövüş. İnsan ekmeğiyle tehdit edilir mi? Ayıptır, günahtır be. Gelmiyor musun şimdi? Gelmiyorum. İyi. Kendin izini doğarsın o zaman. Ne yapalım hacım? Emin denilen herifin sesi çok fazla çıkmaya başladı. Yaşlı dedik, bunak dedik, merhamet ettik. Anlaşılan. Artık başını ezmenin zamanı gelmiş. İndirelim mi? Bekleyin. Önce Firuze'yi halletmem lazım. Buradaki herkesin derdi aynı. Başımızı koyacak bir yer bulduk, bir zaman idare edemedik. Öyle olmuyor işte. Her şey o kadar pahalı ki kımıldayamıyorsun. Ya daha kötüsü olursa, ya iş bulamazsak? Abi işte çoluk çocuk aç kalmasın derken. Daha fazlası var, ben söylerim de. Var tabii. Tesis onun, dükkanlar onun. Adam bize burada maaş ödüyor, sonra bakkaldan, marketten geri alıyor verdiği parayı. İşte tam da bu yüzden kendi sistemimizi kurmamız lazım. O güzel söylüyorsun da, yani biz bir sinirle greve çıktık. Her şeye el koyduk falan ama sonra nasıl devam edeceğiz diye hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu an en zor kısım zaten. Eğer çocuklarımıza bir gelecek bırakmak istiyorsak dayanacağız abiler. Dayanacağız derken abi? Aklına ne geliyorsa. Birlik olacağız, uyanık olacağız. Biz burada toplaştık, grev yapıyoruz diye hacı çıkıp oradan tamam nasıl istiyorsanız öyle olsun demeyecek. Ben onu şu kadarcık tanıyorsam aklında bir sürü hainlik planı vardır şimdi de. Sen de onu doğru diyorsun. Doğru. Birlik olacağız. Önce kendimizi değil yanımızdakini düşüneceğiz. Herkes birbirinin sırtını kollayacak. Anca böyle atlatırız bu zamanları.
Yoksa hepimizi tek tek avlar. Benden söylemesi. Ama bu kenetlenmeyi devam ettirirsek ne hacı ne de bir başkası dokunamaz bize. Peki aramızda çürük çıkarsa? Çıkmayacak. En baştan konuşacak o zaman. Ben yapamam. Ben hacıya karşı çıkamam. Ben başıma bela alamam diyen varsa en başından konuşacak. Çoğunuzun haberi bile yok. Bu namussuzlar özellikle de Ahmet Den'in şerefsiz yüzünden neredeyse Kadir'in başını yakıyordu. Dönüp birinize bile anlatmadı. Beni mağdur etmedi. Günahımdan mesul tutmadı. Şimdi ben bu gönüle mi yarenlik edeyim? Yoksa kursağımızdaki bir lokmaya göz diken Selahattin'e mi? Ben dersimi aldım beyler. Bundan sonra yerim bellidir artık. Biraz karışık yani. Ama sen Kadir abime güven. Yalnız hissetme kendini. Hiç başka derdi yokmuş gibi. Buna dert gibi bakmaz o. Merak etme. Arayayım mı? Konuşalım mı? Yok yok. Beni ilk önce bir kendi kafamı toparlayayım. Zaten annemlere de rezil oldum yeterince. Ne rezil olması? Hacı Selahattin'in karşısında duran herkesi baş tacı eder onlar. Anne. Efendim anne. Firuze ne yaptın sen? Ne oldu ki? Kızım. Hacı bizi evden çıkarıyormuş. Ne var ne yok götürüyorlar. Kızına sorsun demiş. Tamam anne tamam sakin olun. Beni bekleyin tamam mı? Ne yapacaksın? Nasıl hal? Anne. Firuze. Bak abimi arayalım diyorum ben. Ya haberim olsun en azından. Yalnız gitme. Gidiyorum unutmaz. Zaten utancından yerin dibine girdim. Ya saçmalama olur mu? Hayırdır? Ne oluyor? Nereye apar topar? Selahattin. Annesini evden atmış. Kardeşleri de var. Ortada kalmışlar öylece. Yapar o şerefsiz. Dur ben de seninle geleyim. Yok, baba dur. Yok Emin Bey. Şöyle yapsak sen gitmese de Ceyhun gitse. Evet Emin amca ben giderim. Ben bu kan emicinin karşısında duracağım kendime söz verdim. Yok bırakmam Emin Bey. Yok vallahi bırakmam. Bak şöyle yapalım. Servet'le Kadir'e haber verelim. Onlar da gelsinler beraber. Evet, beraber. Gidersiniz. Sen nerede olanlar? Onlar tesise gittiler. Tamam sen korkma sen. Biz tesise gidelim önce. Ceyhun oğlum sen de benimle gel. Bırakır mıyım? Tabii ki geleceğim. Tamam hadi. Tamam. Hadi kızım. Hadi tamam. Gel kızım. Ben dışarıdayım. Dikkat edin ne olur. Tamam. Efendim Avukat Efendi. Selamünaleyküm hacım. Olan bitenlerden haber vermek için aradım. İnşallah ağzından hayırlı bir şey çıkar. Ya, hacım Ahmet'i bulamamış polisler. Ama bir hemşerisini bulmuşlar. Benimle alakalı ötmüş mü? Yok yok kaçtı falan demiş ama asıl mevzu o değil. Bu beni aradı sonra. Bildiğini rüşvet istedi. Yani elindekileri polise falan verirsem diyor. Hacı bunun hesabını veremez. Ne yapalım? Hacım duyuyor musun? Dur. Sen bir dur ben seni sonra arayacağım. Hacım, selamünaleyküm. Bu bahsettiğim arkadaş Cabbar. Hah.
Muhsin. Oğlum bu arkadaş değil ki. Bu bildiğin aslan parçası. Sen bu aslanın önce parasını ver. Sonra da kimeyeceğini söyle. Gerisine karışma. Güzel. Güzel. Ben de tam siz içeri girdiğinizde bir belayla uğraşıyordum. Benim avukatın hakkından gelemediği biri var. Boyun eğmeyi öğrenmemiş biri. Diyorum ki sen önce bir ona uğrasan. Memnun olur. Güzel, güzel. Muhsin sana yerini göstersin. Gerisi sende. Anladım. Önce paraydı değil mi? Al bakalım aslanım. Başka bir emriniz? Estağfurullah, estağfurullah. Biz ona emir demeyelim de rica diyelim. Yalnız bir dahaki sefere buraya gelirken kimseye görünme. Bizi birlikte görmesinler ki yapacağımız işi fark edip hazırlık yapmasınlar. Kadir, Kadir, misafirlerim var. Firuze, baba. Firuze, iyi misin? İyiyim. Arayıp anlatamadım. Ne oldu siz? Karıştırma şimdi. Hadi kızın bir derdi var diyecek sana. Hacı, annemleri evden atmış. Çocuklarla ortada kalmışlar. Sen beni kurtardığın için şahitliğine bedel biçmiş. Sonra da gelip beni sizin evde de görünce. Bizim evde miydin sen? Yahu yolda anlatır sana. Hadi, tamam, hadi. Tamam. Kadın kalmış, çoluk çocuk sokakta, tamam, hadi. Gel. Allah Allah. Sen hiç merak etme, hepsi çözülecek. Şimdi kuyruğu sıkıştı, sağa sola saldırıyor. Gel. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç, isyan ettik, grevdeyiz. Grev var. Bana da yer var mı? Olmaz mı? Senden büyük grevci mi var? Oo, sağ ol. Merhaba, merhaba, merhaba. Buyur, merhaba. Buyur. Çay getirin Emin amcaya. Merhaba, hoş sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hadi oturun, oturun. Rahatsız olmayın. Evet. Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Hoş geldin Emin abi. Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim işte ya. Hadi artık. Gül biraz. Bak evimize eşyalar aldık. Hı? Benim aklım kızcağızda kaldı ya. Onu resmen öyle dert çekmeye yolladık. Ben de senin yanına geldim, burada eşya bakıyorum. Haksızlık gibi, ne bileyim. Sana yapılan haksızlıklara sayabilirsin bence. Artık mutlu olma sırası sende. Hem abin gerçekten bir yüzeyi seviyordu, her şeyi düzeltir. Biz artık kendi hayatımıza bakalım. İyi ki varsın. Keşke eski imkanlarım olsa da bir sana daha güzel şeyler yaşatabilsem ama işte. Hayır.
Hayır, ben fazlasını istemiyorum ki. Sen benim yanımda ol, yeter. Her şeyi birlikte yapacağız. Birlikte. İlhan, ben çok üşüdüm. Hadi taksi bulalım artık. Tabii. Ben seni hem ısıtayım hem taksi bakalım, tamam mı? Allah'ım, bu kış günü ne yapacağız? Sen yardım et. Ya anne, bir dur artık. Hem belki de en iyisi oldu. Hapis bitti işte. Sana söylemesi kolay. Şimdi ne yapacağız peki? Onu biliyor musun? En azından artık o Hacı denen adamın eline bakmayacağız. Ah benim saf güzel kızım. Şu üstündeki montun bile parasını Hacı veriyor. Anneciğim, artık biz de kendi montumuzu kendimiz alacağız demek ki. Hah, geliyor. İyi misiniz? Değiliz. Senin sayende adam bizi kapının önüne koydu. Bak böyle dımdızlak kaldık. Mutlu musun kızım? Niye mutlu olayım anne? Ama üzülmeyin, birlikte bir çaresini buluruz. Bir rahat duramadın değil mi? Bir rahat duramadın. Yine bir asilik çıkardın. Anne, artık o kafeste kalmaya dayanamadım. Anla ne olur. Kafes. İyi. Bak yıkıldı. Ev de yıkıldı. Şimdi ne yapacağız? Firuze şimdiye kadar sizi ortada bırakmamış. Bundan sonra da bırakmaz. Ben alayım bunları. Siz de geçin arabaya. Gerisi kolay. Buyurun. Hadi anne. Hadi gelin. Gelin hadi gelin. Arkadaş, altı üstü bir çay getireceksin. Niye taş kağıt makas yapıyorsun? Gıcık mısın sen ya? Gıcığım. Niye alıştınız lan siz? Yok Osman çay getir, yok Osman çöpleri topla. Bitti o devirler. Kim kazanırsa, kim kaybederse de o çayı getirecek. Hadi git. Ya nalet olsun be. Altı üstü bir çay. Tamam getiririm ben ya. Dükkanımı benden mi koruyorsunuz? Grev var hacı. Grev? Çekilin lan önümden. Sümüğünüzü boğarım size. Hadi. Ne oluyor burada? Maşallah, maşallah, maşallah. Ne o Emine Efendi? Bunlar artık sana mı iman ediyor? Paşa, iman Allah'a, sen bilirsin, bilirsin değil mi hacı? Bilirim, bilirim de. E baksana, lider gibi durmuşsun burada. Hı? Dükkanıma giremiyorum ya. Giremezsin tabii. Sen bu insanlara zulmetmişsin, hakaret etmişsin. İnsan yerine koymamışsın. Onlar da isyan ediyor. İsyanın sonu kötüdür ama. Kime isyan ettiğine bağlı.
Eren, demek bana karşı gülüyorsunuz. Pekala, hepinizi kovuyorum. Bundan sonra burada kalmıyorsunuz, burada yaşamıyorsunuz, burada çalışmıyorsunuz. Oldu mu? Hı? Yarına kadar size mühlet. Ama öyle insanlığımdan falan değil ha. Çöpünüzü, kokunuzu alın, gidin diye. Eğer yarın gelir de elimi öperseniz, aman hacı biz ettik, sen etme derseniz, ne zahmet getirirseniz sizi affederim. Yoksa burada kalmak isteyeni var ya, vallahi de billahi de sürüye sürüye buradan kovarım. Anlaşıldı mı? Hı? Bu da benim size söyleyeceğim son sözdür. Oldu mu Emir Efendi? İçine sindi mi? Hadi. Misafir deyip bir kere kapınızı açtınız. Şimdi hepimize... Bizim evde mahcup olunmaz. Dar zamanlar böyle atlatılır kızım. Sen başını dik tut. Tabii inşallah biz kısa zamanda kendimize bir yer bulacağız. Bulursunuz canım, ne olacak? Koskoca çocuklarım var burada böyle. Sen de genceciksin maşallah, bulursunuz. Hacı Selahattin bizi böyle kapının önüne koymayaydı. He. O konuda tabii biz biraz mahcubuz size. Ne olduysa bizim yüzümüzden oldu. Firuze Kadir için şahitlik etti ya. İşte fırça bıyıkta onu cezalandırmak için. Gözünü devirme Hasibe Hanım. Ne yapsaydı kızcağız? O cehennemde mi yaşasaydı? Yazık değil mi bu kıza? Gençliğini, güzelliğini heba edecekti yavrum. Allah korudu de. Öyle de yine de zahmet verdik size. Yok ya, ne zahmet? Sofrayı beraber kurarız, yemeği beraber yaparız. Ne olacak? Yani zahmeti de bölüşürüz. Gerisi Allah gerim. Öyle diyorsanız yaparız tabii. Öyle. Öyle. Kadir, sen akşam için bir alışveriş yapsan. Tabii anne, hemen. Ben de geleyim, bir yardımım dokunur. Eli ağır olur diye dedim. Ah.
Tamam, bir sürü takmış takıştırmış olacak şey mi hiç ya? Al yerden al. Leyla'm olma lan, oynamam. Toparlan. Bir gününe babanın evine gidin. Burası biraz karışacak. Hacım gözünü seveyim, bir bitmedi gitti belaların. Hep böyle mi yaşayacağız? Ya kadın ya, bir de sen soru sorma ya. Bir de sen soru sorma. Ne diyorsan bunu yapın. O kadar. Babacığım Firuze yok. Yok. Bundan sonra da olmayacak. Cehennemin dibine kadar yol var o. Hadi. Hadi. Bir garip oluyor ama bu analık meselesi bazen ayağına dolanıyor insan. Hani istiyorsun ki çocuğun için hep en iyisi olsun, en güzeli olsun. Ama onun da bir kararı var. Çocuk değil ki sonuçta. Böyle birden bakıyorum kazık kadar olmuşlar. Öyle. Öyle de yine onun yeri iyiydi. Sonuçta ayağı sıcak, karnı toktu. Ama gözü yaş doluydu değil mi? Değil miydi? Bak, Hasibe Hanım, bu senin yaptığının aynını ben kendi kızıma yaptım. Sen bilmesin dedim. En doğrusunu ben bilirim dedim. Ne istese hayır dedim. Ama vallahi de billahi de öyle pişman oldum ki. Bir baktım hep kızın ömründen yemiş. Sen Firuze'ye kızma. Sen arkasında olursan zaten onun sırtı yere gelmez. Anne. Yavrum. Ana. Sen ne zaman geldin? Şimdi. Hoş geldin. Uy. Büşra, bu da benimki. Büşra. Hasibe. Firuze'nin annesi. Çok memnun oldum. Sağ ol. Annem. Hı. Sen birazcık benimle gelsene. Ben sana bir şey göstereceğim. Ateşte yemeğim var benim. Gelin. Ya. Ben bakarım yemeğe. Sen git. Belli kızın söyleyeceği bir şey var sana. Öyle mi diyor? İyi. Teşekkürler. İyi, hadi sağ ol. Seni tanıyana kadar bu sokaklardan nefret ederdim biliyor musun? İçinden bile geçmezdim. Niye? Havanız mı bozuluyordu Firuze Hanım? Dalga geçme be. Yani ne bileyim. O evde nefes alamıyordum zaten. Çöp köyün her şeyinden tiksiniyordum. Bu insanlara bakmak aklımın ucundan bile geçmemiş. Bence dünyanın asıl gerçeği bu. Yoksulluk, işsizlik, açlık. Haklısın. Benim orada her istediğim ayağıma gelirken... yani bu insanlar burada neler çekiyormuş. Kadir abi. Salih. Ne yapıyorsun abi? İyi, işte evde misafir var, alışveriş falan. Sen çıkmışsın tesisten. He, hacı geldi de. Babam? Ah o babam var ya, o babam. Heykeline beton yetmez. Hacı geldi, Emin amca ayarı verdi. Hacı kuyruğunu sıkıştırdı, gitti. Başına buyruk adam ya. Artık kimin babasıysa. Salih. Çok konuşma, al şu torbaları. Alayım yengeciğim, sana zahmet olmasın.
Ben şey dedim, o... neyse ben buradan, şuradan çıkıyorum. Yürü, yürü Salih. Para verdiniz bunları. Anne, onu mu merak ettin gerçekten? Kesin kazıklamışlardır sizi. Tabii siz nereden anlayacaksınız, mobilyadır bir şeydir. Anne. Neyse, güle güle otur. Hepin arası 100 metre zaten. Yine beraberiz. Tamam canım. Bir şey demiyorum. Ben bunu size vermek istiyorum. Sizde dursun. Olur da bana bir şey olursa, ki hiç öyle bir niyetim yok ama Büşra hep güvende olsun istiyorum. Yok, gerek yok. Bunlar sizin hakkınız. Bir eksiğinizi, gedeğinizi kaparsınız. Alın. Sen Büşra için bir şey yapmak istiyorsan... annenin elini öp. Hadi bize gidelim. Bir sürü yemek yaptık. Hadi hazırla.
Babam hep derdi ki, ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle taşır. Ondan öğrendik biz paylaşmayı. O da kendi babasından belki. Bir olunca, birlik olunca aşılmayacak yol, yenilmeyecek kral, geçilmeyecek deniz yoktur. Artık kimse bunu hatırlamıyor ama tadını bilen için ekmeği paylaşmak ekmeğin kendisinden daha lezzetlidir. Her gülüş güzeldir ama bir yetimi güldürmek dünyanın en büyük hazinelerine bedeldir. Ne top, ne tüfek, ne de başka bir şey. İnsanın en güçlüsü bir düşmüşü kaldırıp ona yardım edendir. Biz öyle büyüdük. Kendi derdimizden çok yanımızdakinin derdini sırtlanarak. Ama hiç şikayet etmeden. Sevilince her yaranın iyileştiğini bilerek, yardım edince her yükün hafiflediğini görerek, kötülere karşı hep dimdik durarak. Paylaştıkça çoğaldık çünkü. Birken bin olduk. Dün karanlığın içinde debelenirken bugün güneşe doğru bakar olduk. Çocuklarımızda umut, bahçemizde bahar. Uykularımızda tatlı düşler var artık. Kötü yine kötülüğünü yapacak. Onun işi bu derdi babam. Biz de kendi işimizi yapacağız. Önce iyi, sonra mutlu ve sonunda da kazanan olacağız. Ben çok seviyorum kalabalık sofraları ama ne yalan söyleyeyim, bu akşam biraz başım şişti. Yaşlanıyor muyum ben? Daha dur ya. Ben yeni alışıyorum bu gürültülere. Bak sen. Hatta biz kendimize ait başka gürültüler mi çıkarsak? Bize ait bazı sesler mesela. Nasıl sesler mesela? Nasıl sesler? İşte evin içinde koşturan çocuklar. Hayır demem. Siz bir şey diyordunuz demin. Ne diyordunuz? Böyle daha romantik oldu. Burada her şey normal. Abi her yer karardı zaten. Bütün çöp görme. Aynen abi, baksana elimi atsam yıldızı tutacağım sanki. Hiç boşa uğraşmayın birader. Onunla ilgisi yok. Bütün çöp köyde elektrikler gidik. Bir çalışma falan mı var? Baktın mı sağa sola?
Ben bir şey görmedim vallahi. Zaten öyle çat diye itti elektrikler. Ya bu Selahattin'in işi olmasın? Vallahi değildir diyemiyorum yani. Biz ne tetikte olalım, vardır belki aklında bir şey. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil ya. Bütün çöp köyün elektriği bir anda kesilsin öyle mi? Bu nasıl bir şey ya? He? Olacak şey mi? Yusuf, İsmail, aradınız mı arızayı? Aradık hacım. Çalışma falan mı yok hacım? Nasıl bir şey ya? Hacım hep o Kadir'in işleri bunlar hep. Allah! Bu ne? Kimse görmesin dedin. Ben de herkesi kör ettim. Çöp köyün elektriğini sen mi kestin? O ne Muhsin? Boyun eğmiyor dedin. Ben de boynunu getirdim. Bu Ahmet'in hemşerim dediği adamın bir kısmı. Aferin Cabbar, aferin. Sözünle iyiymişsin. Sonraki işte. Sonraki iş biraz daha karışık. Yani bu kolaydı. Şimdi karşında büyük bir kalabalık olacak. Ve sen tek başınasın. Ben tek gezmem dayı. Yeterli mi? Vay babama rahmet. Hadi kalk, eve gidelim, dinlenelim. Sabah oldu, hadi. Biz tutulduk be oğlum. Ne oldu, gelmiş mi sula? Yok abi, hala gelmemiş ya. Önce elektrik, sonra su. Var bu işin içinde bir şey ya. Ne olduğu belli de. Selam abiler. Abi burada elektrik var mı? Yok. Bütün köyde durum aynı. Eğer var ya bu durumun altında bir pislik çıkmazsa bak ben de Nuri değilim ha. Tamam, tetikte olun size. Ha, abi arabanın anahtarı belki ihtiyacınız olur, lazım olur, hacetiniz olur. Kolay gelsin. Teşekkürler. Abi sen sormayın dedin ama. Ahmet diyeceksen hiç girme o işe birader. Bu sefer de elini pisliğe bulaştıran sen olma. Bırak senin için bir şey yapalım. Abi Büşra'yı da kurtardık. Anlatırız derdimizi. Anlatacağız. Anlatacağız zaten ama her şeyimiz zamanı olur. Tamam, ne yaptın onu söyle bari ya. Gömdüm. Hı? Sorma daha bir şey. Ne oluyor? Dur bakalım anlarız şimdi. Ceyhun! Ceyhun! Ne oluyor? Bilmiyorum ki, bekliyorum. Ben de ekmek almaya geldim. Saatlerdir kapalıymış. E kahvenin önünden geçtik, orada kapalıydı. Oğlum ne oluyor lan? Şerefsiz büyük bir tezgah çeviriyor ya, söyleyeyim ben sana. Ne tezgahı ya? İnsanı korkutma sen de. Dur oğlum sen de hemen korkma. Az soğukkanlı ol ya.
Tüyüm, sen fırına git ekmek al. Kapalıysa da oradan eve geç, tamam mı? Gel abimiz senle bir hacıya bakalım. Ceyhun, hadi, hadi. Tamam, tamam. Dükkan da kapalı. Hayda. Muammer abi. Muhsin'le hacıyı gördün mü hiç ya? Yok Kadir, görmedim vallahi. Sabahtan beri ben de onu bekliyorum zaten. Tamam abi, eyvallah. Her yer kapalı Kadir. Çöpköy'e giriş çıkış yok. Giriş çıkış mı yok? Yok. O ne demek ya? Nasıl giriş çıkış yok ki? Anlayacağız şimdi. Doğru. Dün akşamdan beri ne oluyor bu mahallede? Bakkaldır. Merhaba. Fırın da kapalı galiba. Kapalı. Ha, yıllardır burada yaşarım. İlk defa böyle bir şey gördüm. Doğru. Hayırdır birader? Jandarma mısınız, polis mi? Bana mı dedin? Sana dedi. Siz kime sordunuz da kapattınız ya burayı? Kadir sen misin? Benim. Kim soruyor? Bilmek istemezsin. Ama illaki öğreneceksin. Yakın. Hadi şimdi git. Ne diyorsun lan? Kadir. Dur. Kadir. Sonra oğlum, sonra görmüyor musun? Orada gibiler sonra. Sonra. Abi sözü dinle Kadir. Nasıl olsa yakında görüşeceğiz. O güne kadar beni hayal et. Sana doğru geliyorlar. Gelsinler, gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Evet. Size verdiğim mühlet doldu. Ama dün ben bir şey söyledim. Dedim ki ben size bir büyüklük yaparım. Dedim mi? Dedim. Bana boyun eğen, elimi öpen, pişman olan burada kalır, benim imkanlarımdan faydalanmaya devam eder. Size son bir şans daha veriyorum. Yok, elimi öpmeyen, boyun eğmeyen, asilikte ısrar eden evinden, işinden, aşından olur. Pılını, pırtısını toplar, çeker gider. Doğru muyum? Ha? Arkadaş, ben kimseyi burada zorla tutmuyorum. Ha? Zorla tutmuyorsun, doğru. Zorlayarak tutuyorsun. Bak. Burada hepimizin bakmakla yükümlü olduğu evi, ailesi var. Biliyorum. Çok iyi anlıyorum. Zorluk karşısında yenik düşmek ayıp değil. Ama zorbalığa karşı boyun eğmek hem kendinize hem birbirinize hem ailenize haksızlık. Biz eğer şimdi harekete geçmezsek, birlik olmazsak hayat boyu böyle yaşamaya devam ederiz.
kararsız. Muhsin. Yaz bunları Muhsin. Liste yap. Bunların hepsini kovuyorum. Derhal evlerimi boşatsınlar. He? Yeni adamlar bul. Bunların yerine onları yerleştir. Hadi bakalım. Tamamdır hacım. Başlayın. Çirkinleşecek belli. Bizim önceliğimiz ailelerimizi korumak. Tamam da abi savaşa mı gireceğiz biz şimdi? Adam orduymuş. Gerekirse savaşacağız. Ama boyun eğmeyeceğiz. Aynı hatayı bir daha yapmayacağız. Biz bir verdikçe adam onu istiyor. Doğru. Beyler atlayın, atlayın. Kişi arabayla gelsin bak. Arkaya sığarsın. Vurma lan vurma. Boşa duruyun. Boşa. Boşa duruyun. Çık çık. Çık çık. Çekil çık. Çık çık. Çık çık. Boşa. Boşa. Hadi nereye? İkisi bende. Teki de bende. Peşte mi tutuyoruz lan biz? Şişt paylaşın herkesi. İyi bir şey. Devam. Tertemiz oldu. Yeşil bitki de alalım ya, öyle. Ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Şöyle denkleştirelim. Ne oluyor? Boşaltın evi. Lan kim bunlar? Çabuk. İyi misin? İyiyim sen, sen. İyiyim. Tamam. Lan kim bunlar? Ben şimdi gidip bakacağım, tamam mı? Sen burada dur. Saçmalama, saçmalama. Sen de gitme lütfen. Tamam Güzelim, tamam. Gideceğim, geleceğim tekrar. Tamam mı? Sen camdan uzak dur. Kimsiniz lan siz? Gel gel. Gel. Ne demek lan benim evimi taşlamak? İyi. Ya.
Kim gönderdi lan sizi? Kim gönderdi lan? Beni mi arıyorsun? Seni arıyorum. Ayağını bükmüşsün bir ara. Haberi geldi. Böyle bastonla falan geziyormuşsun. Moruk, o baston duruyor, dur. Hala. Umarım. Hadi şimdi köyüne git, kurtar onları. Hadi git! Kadir'le Servet'i bulmamız lazım. Nerede? Kadir'le Servet nerede? Onları bulmak lazım. Emin amca, sen geç içeri, onlar gelecek. Ne? Ben bakacağım size. Tamam. Baba. İyi misiniz? Biz iyiyiz. Siz iyi misiniz? İyiyiz. Biz iyiyiz. Babam, ortalık çok fena. Ne yapacağız? Selahattin adamları döve döve insanları evinden çıkartıyor. Kalıbına tüküreyim onun, şerefsiz. İnsanlara etmediği zulüm kalmadı. Emin Bey. Bey mi kaldı ya? Bey mi kaldı? Dedem atıyor. Olmaz olmaz. Siz evde kalın. Ben bakarım. Tamam. İyi haklı babacığım. Siz Ceyhun abiyle kızlara göz kulak olun. Biz bakıp gelelim, tamam mı? Ha. Hadi Emin amca. Hadi gel, biz geçelim. Sen de kal. Gel. Sen de kal. Sen ya de... saçmalama. Yürü, ben de gideceğim. Tamam, bir gidelim. Firuze yok. Yok. Dışarı çık. Dışarı. Dışarı.
Yapmayın, etmeyin. Allah'ın kendisi yapmayın. Sakin ol. Dışarı çık. Hadi. Rize, sen niye çıktın evden? Bir şey mi oldu? Yok, iyiler, güvendiler ama şimdilik. Çok tehlikeli, niye çıkıyorsun? Duramadım ama ne yapayım? Eve geç. Recep, bunu bağlamamız lazım İhbar. Hemen abi, değil mi? Bak, güvenli bir yer bulmamız lazım. Çocuğa bak, ne kadar çok korkmuş. Bir yok, şey yok lazım. Rize, nereye götüreceğiz? Her yer kapalı, her yere saldırıyorlar. Giriş çıkış yok. Eski çay bahçesi var, oraya bizden başka kimse gitmez. Oraya gidelim, uzun zamandır da kullanılmıyor. Oraya girmemişlerdir. Recep, beni iyi dinle. Şimdi Firuze sizi çay bahçesine götürecek. Al herkesi. Yolda bizden kimi görürsen herkesi al. Orada toplanın hadi. Tamam. Çabuk. Hadi gelin. Hadi. Gelin. Sen niye yardım ediyorsun bize? Hacının gelin. Değilim artık. Hadi gelin. Dikkatli olun. Yapmayın. Hadi. Allah aranızda bulasınız. Allah sizin bir türlü belanızı versin. Ne abi? Oğlum benim hayatım dayak yemekle geçti. Siz kimsiniz lan? Lan. Daha yükseğe çıkabiliyor musun? Evet, çıkarım. Tamam o zaman, çatalar sende. Birini görürsen hemen haber uçur. Tamam, ben de. Hadi. Salih! Allah'ım lütfen. Hatice! Yoklar, burada yoklar. Tamam, bir saklanmışlardır belki. Hemen en kötüyü düşünmeyelim lütfen. İlhan abi. İlhan amca. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz abi. Olaylar başlayınca biz hemen saklandık. Abi Salih de yok. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bilemedik biz. Tamam, iyi yaptınız. Bulacağız bir yer, tamam mı? Bulacağız. Sen iyi misin? Büşra! Büşra! Eski çay bahçesinde toplanıyor herkes. Hadi biz de gidelim. Hayır, tamam. Hadi yürüyün gidelim. Hacının gelini bu başımıza bir iş açmasın. Saçmalama. Firuze ailesiyle beraber bizim yanımızda. Ona güvenebiliriz. Tamam, hadi. Hadi gidiyoruz, hadi. Sen git, biz beraber gideriz. Dikkat edin, aklım sizde kalmasın, tamam? Aa, Salih! Kızım, sen korkmadın değil mi kızım? Kızım, iyiyim anne. Tamam. İyiyim. Tamam, siz çay bahçesine gidin, ben geliyorum, tamam? Hadi biz gidelim. Dikkat et. Dikkat et lütfen. Allah'ım. Murat! Lan! Şerefsizler! Gelin lan buraya! Dur lan buraya! Bırakın lan! Bırakın abi! Bırakın lan şerefsizler! Bırakın lan! Kurban! Bakın oğlum! Bizde lan! Bizde! Bizde! Böyle sinirler de yok.
Murat! Gideceksiniz. Hep bir uyarıyorum düşün. Gideceksiniz! Lan! Damat bey de geldi ha? Fakir damat. Bırakın lan çocukları! Ver çantaları abi. Geç arabayı. Nereye gideceğiz? Eski çay bahçesinin oraya gideceğiz. Herkes orada abi. Hadi çabuk. Hadi. Erol! Erol! Yardım lazım. Oğlum yardım lazım. Gidin siz gidin. Biz yolu buluruz. Çabuk. Hadi ne bekliyorsunuz? Yalnız bırakmayın diğerlerini. Osman, kurban olayım gözünü ayırma. Bak buralar sende ha. Koş abi, koş, koş, koş. Koş. Tamam. İyi misin? İyi misin? İyiyim abi. İyi misin? İyiyim abi. Kaçtı şerefsizler ya. Sık oğlum işini sık. Ah sık bekle. Bu Selahattin'i Muhsin'i gördünüz mü? Abi Selahattin'i gören yok da. Muhsin biz buraya gelirken arabayla yanımızdan geçti. Nereye yetişiyor acaba şerefsiz? Abi bilmiyorum da Kadirlerin evine oraya doğru gidiyordu. Kadir nerede? Görmedim. Telefon. Telefon var mı? Telefon var mı? Bekle. Anam. Dayan. Dayan. İyi misin Latif? Sen iyi misin? İyiyim. Alo, Kadir. Size doğru geliyorlar. Burası bende, tamam. Allah iyi misiniz? Tamam, halledeceğiz hepsini, korkmayın. Hepsi hallolacak. Çabuk gidin, çabuk. Ne yapıyorsun lan? Kafamızı yarayacaksın. Servet! Ne oldu? Servet! Muhsinler sizin eve doğru gidiyor. Koş! Ne diyorsun oğlum sen? Koş çabuk, koş! Emin amca, bak güvenliğin noktasında... Başlatma noktana! Tamam, tamam. Evlatlarım kayıp benim, gelmediler. Abi. Tamam, ben bakacağım sana söz veriyorum ama gel bir içeri geçelim. Ya, bir dakika beni dinle. Ah. Ne yaptın ulan hayvan ol hayvan? Senin oğlum bana neler etti ki bize? Hak etmişsindir. Ceyhun! Ceyhun! Ceyhun'im! Ceyhun! Sen hak etmişsindir. Ceyhun! Ceyhun, Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Bin, bin. Ceyhun! Bin! Baba! 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 Ah! İyi misin lan? İyi misin oğlum? İyiyim ben, iyiyim. Ben iyiyim. Dur! Dur! Osman haber verdi abi. Atla, atla. Hemen şu kestirmeden önden de çık. Ah!
Kadir o. Kadir dur, dur. Dur Beyzam. Kadir. Ne yapma. Demek vuracağım abi? Yapma. Ezecek misin? Ne yapacaksın? Ezeceğim. Yediğim dayakları unutmadım ben daha. Dur, dur. Ne hissediyorum lan ben? Dur Kadir o. Dur ya. Ama. Dur, dur. Yapma, dur, yapma. Seçim. Kadir, Kadir Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanı versin seni. Recep. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Ne yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? Recep. Recep. Sen olsan sen de aynısını yapardın. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Recep. Ceyhun. Ceyhun ambulans, ambulans bir şey. Ambulans. Tamam 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 tamam. Çağırıyorum. Çağırıyorum. Recep. Duyuyor musun beni? Bana bak. Bana bak. Bende kal. Duyuyor musun beni? Recep bak iyi olacaksın. Sana söz veriyorum iyi olacaksın. Duyuyor musun? İyi olacaksın tamam mı? İyi olacaksın. Beraber çocuğun büyüdüğünü göreceğiz. İyi olacaksın. Recep, güzel günlerimiz olacak Recep. Hiçbir şey olmayacak. İnan bana hiçbir şey olmayacak. Niye yaptın be Recep? Recep. Tamam çabuk lütfen çabuk. Geldim. Geldim. Ya araba var tutun götürelim. Araba var. Kadir kırığı vardır bir şey vardır bilmiyoruz. Sen ben ambulans çağırdım geleceksin. Babanı aldılar babanı sen git çabuk. Çabuk Emin amcayı kurtar çabuk. Tamam burası sende. Ben de ben de. Tamam tamam. Ambulans çağırdım Recep tamam. 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 Ben aradım çabuk gelecek hem de. Ya yakındaymış zaten gelecek tamam mı? Sakin ol. İyi misin? Ha tamam. Dinlen biraz. Recep. Tamam iyisin. Ama böyle olmaz ki. Kaldırın kafanızı bir silkelenin ya. Değil mi ya? Hadi. Değil mi? Merhabalar. Gel. Merhabalar. Buyurun. Gel Bahattin. Buyurun. Bahattin amcama buyurun. Bir yer verelim. Buyurun. Dur la. Ne yapıyorsun? Otur şöyle. İyi misiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Varsa söyleyin halledelim lütfen ya. Heh, var mı bir şeye ihtiyacınız? Söyleyin lütfen ya. Halletmeye çalışalım. Herkes iyi. Herkes iyi ama... Herkes dönecek. Tabii ya. Hiç merak etmeyin. Tabii herkes ya. Herkes dönecek. Dönecek tabii ya. Tabii ya. Nasıl dönecekler? Geliyor. Alo. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Getirebildiğimiz herkesi çay bahçesine getirdik. Müşra da burada. Sen nasılsın? İyi misin? İyi değilim. Babamı aldı şerefsiz. Ne? Arabayla önünden geçtiler. Sence nereye gitmiş olabilir? Sohbet evine bak. Her şeyi bırakır orayı bırakmaz. Tamam sağ ol. Burası amacım. Emin Bey'i koyduk kafesine. Aferin Muhsin, aferin. Ama etrafı iyi kollayın ha. Bu namussuzların sağ solu belli olmaz. Bir adilik yapıp sizi gafil avlamasınlar. Yok merak etme o bir kere olur. Ben bu yediğim dayakların acısını çıkaracağım. Güzel, güzel. Artık gerisini Kadir Efendi düşünsün. Hadi bakalım. Hacı'yı göreceğim, bırak. Bırakın gelsin ya, bırakın. Gel bakalım Kadir Efendi. Buyurun, nedir emriniz? Babam nerede lan korkak herif? Hani geçenlerde ben sana sen beni yendin dedim ya. Ben onu
sırf seninle eğlenmek için söyledim. E sen de anlamışsındır zaten. Yoksa sen beni yenebilir misin ya? Beni kimse yenemez. Ben yenilmem. Bana bak, buraya senin saçmalıklarını dinlemeye gelmedim. Babam nerede? Artık onu polise soracaksın. Lan şerefsiz. Ne kötü değil mi? Bir daha babana sarlamayacaksın. Artık onu ya hapishanede ya tımarhanede görürsün. Ha, ben bu arada Alzheimer'ı yanlış biliyormuşum ya. Hani ben sanıyordum ki Alzheimer'san gider istediğin suçu işlersin, cezamızı almazsın. Yani polis sorarsa da vallahi ben bilmiyorum, hatırlamıyorum, benim kafa gidik dersin, yırtarsın. Yok. Öyle değilmiş. Polis ciddi ciddi adamın ensesine çöküyormuş. Bana bak. Sen yoksa bu yüzden mi saklıyordun polisten babanı? Eğer babamı polis alırsa seni yakarım. Yakarsın. Kadir bir söyle Allah aşkına, nasıl yakacağım beni? Çok merak ettim, nasıl yakacağım? Bahçendeki cesetlerin hesabını verirsin o zaman. Ne diyorsun lan sen şerefsiz? Şimdi bitiriyorsun, yenileri çıkıyor, bitmedi. Soruyorum, söylemiyorsun abi. Ahmet'i ne yaptın? Ne alakası var oğlum? Var alakası, ne yaptın? Soktum bir yere. Kimse de bulamaz, tamam. Ya ben bulsunlar istersen? Sen istersen o ayrı. Yok lan dua muhasana. Cehennemde yan. Kimse görmedi. Yok. Ev boştu. Kadınları göndermiş korkak. Kendi de adamlarıyla sohbet evindeydi. Bir daha soruyorum. Babam nerede? Kurda tapusunda. Alo Muhsin. Hemen Emin'i o depodan çıkarın. Niye hocam? Soru sorma Muhsin, soru sorma. Bana zaman kaybettirme. Ben ne diyorsam onu yap. Hemen o adamı oradan çıkar. Hacım vallahi artık çok geç. Polislere haber verdik. Geldiler, siren seslerini buradan duyuyoruz. Döndersek hepimiz alırlar. Allah belanızı versin Muhsin emeği. Allah hepinizin belasını versin. Beceriksiz herifler. Allah Allah. Baba. Kadir, oğlum. Baba. Baba. Sen buradaysan. Kim orada?
Abi nereye gidiyorsun? Servet! Servet dikkat! Servet! 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 Bırak! Servet. Babam, Servet. Baba. Servet. Servet. Servet ya. Seni kurtarmaya geldim aslan babam. Sağ ol, sağ ol. Abi çabuk polisler geliyor. Tamam. Dur baba. Baba gel. Gel baba. Sus. Baba baba. Arabaya gidin. Sen yoldan Kadir'i ara tamam mı? O söyler ne yapacağını. Hadi babacığım. Servet. Sen de gel oğlum. Sen de gel. Babam, benim biraz daha işim var. Onları halledip böyle geleceğim, tamam mı? Hadi siz gidin, Kadir gelecek. Tamam. Gelin, hadi. Tamam. Hadi babacığım. Tamam. Nerede kalmıştım?